Merhabalar sevgili oyuncular dostlar, Frank Meşem'in oyun kanalındasınız. Far Cry serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz diyorum. Evet, Yara Adası'nın Madrugada bölgesindeyiz. Burada Montero ailesinin kampına gelmiştik en son. Buradan devam edeceğiz ve Clara ile yaptığımız bir telefon konuşması vardı. Onlara içine karışmasın, onlardan biri olmalısın. Onlar gibi olmalısın demişti. Ve burada kameramız 3. tekil şahıs kamerasına döndü. Yani third person kamerasına döndü. Şimdi burada alabileceğimiz görevler var gibi gözüküyor. Şurada bir tane var, şurada bir tane var. Yalnız arkadaş ne yapıyor ya? Bıçak çalışıyor. Bir de şöyle dükkanlar var arkadaşlar. Bunlar da construction deskler. Foreman yani ustabaşı demek. Gerilla kampa bir şeyler inşa edebiliyoruz. Bakalım ne yapabiliyoruz. Hideout Network. Gerilla Garrison. Yani aslına bakarsanız onların kampını zannediyorum bir şeyden inşa ederek onlardan olmamızı hızlandıracak şeyler bunlar. Bence bu çok önemli bir şey olabilir. Gerilla Garrison. Yani gerilla üreten, gerilla eğitilen bir yer burası. Yani daha iyi silahlar ve daha iyi eğitim almalarını sağlıyorlarmış. Evet bakın bunu da yaparsak Wingsuit'e erişimimiz açılıyormuş aslına bakarsanız. Wow. Bu neymiş? Tamam bu mutfak burası. La Cantina. Yiyecek için. Bandidos Barracks. Bandido operasyonları için. Bandido acemi askeri üretmek için bir şey. Yani bandido ne demek bilmiyorum ama. Herhalde gerilladan bir tık daha üst bir şey. Çünkü baksanıza biraz daha pahalı gerilla. Yo bakayım. Yok sadece farklı isterleri var arkadaşlar. Burada medisin. İlaç ve metal istiyorken burada metal ve gazolina yani yakıt istiyor. Fishing Hunt var. Bir de Hunter's Lodge var. Şu anda şu ikisinden bir tanesi yapılabilir. Hideout Network ucuzmuş onu yapalım. Evet, Wingsuit tool'umuz da geldi. Artık onu nasıl kullanacağımıza bir ara bakacağız herhalde ama. Bizim Guapo'da geziyor. Vallahi Carlos Montero bunu kesip yiyebilir. Neyse. Şu dişi Montero ile konuşalım. Evet, bu Tamir'i bulmak için yardımına ihtiyacım var. Arkadaşımız, yani Jose'nin özel adasındaymış. Bu yüzden senle ben bir tane bot alacağız. Cayo Villarreal'deki Siniestra iskelesinden. Bu herifi alaşağı edersek Jose'nin bütün operasyonu un ufak olacakmış. Ama bu seninle benim aramda kalsın, tamam mı? Anlaştık. Tamam, botta görüşürüz. Bota gidiyoruz. Evet bu biliyorsunuz bir önceki bölümde kayıp bir tane lieutenant vardı yani teğmen. Onu bulamamıştık. Onu bulmaya gideceğiz. Bu arada şu da neymiş sizce bakacağım. Bakacağım dedim adam konuşmaya gitti direkt ya. Kayıp mı oldun turist? Carlos dinle. Bana güvenmediğini biliyorum. Veya Clara'ya da Libertata. Ya da seni gönderen diğer... Ufak tiplere. Seni suçlayamam. Burada herhangi bir tarihimiz yok. Bu konuda haklısın. Oha. Başka neler biliyorsun? Minik Napolyon'un sizin arazinizi çaldığını biliyorum. Arazilerinize saldığı zehirin sizin insanlarınızı öldürdüğünü biliyorum. Hasta olduğunu biliyorum. Ve yardım istemektense ölmeyi tercih edeceğini de. Kullanabileceğimiz hiçbir şeyi atma. Zehri depoladıkları bir depo var. Orayı yakıp kül et. Tütünü spreyleyenler. Onları paramparça et. Alandaki fumigatörler. Hepsini öldür. Anlaşıldı. Patron. Bana kartpostal gönder. Evet, ikinci görevimiz de geldi. Şimdi hangisini önce yapacağız? Önce şu 854 metre olanla yapalım. Yani bu kıza yardımcı olalım. Bir haritamıza baksak da iyi olabilir aslında. Bir saniye. Tamam, Clear the Air. Bu Carlos Montero'nun görevi. Bu da Carlos Montero. İki tane hedefimiz var.
bu havayı temiz eden kastı aslına bakarsanız bu kırmızı havaya kırmızı gaz saçan bu sarı tankları yok etmemiz. Yani havayı temiz eden kastı o. Zehirli gazı havadan temizle. Bu Clear the Air operasyonunun bir tane daha şeyi var. Bu da mı Carlos Montero? E tamam. Şu neymiş? Ha, Espada'nın operasyonu. Bu yan operasyon olarak mı kaldı artık? Neyse, buna artık şey yapalım ya. Bunu bir T-Track diyelim şuna. Diğer operasyonu aldığımız için, sanki üstlenmiş gibi olduğumuz için arkadaşlar. Öncelikle onu göstermeye başladı çünkü. Tamam. Benimle botta buluş dedi. Peki bot nerede? Oo, oraya kadar gideceğiz, pardon. Bot burada. O halde benim bir ata ihtiyacım var. Evet, first person kameraya geri döndük arkadaşlar. Şu horse pickup varmış şurada ya. Şuradan horse pickup yapalım. Got some cockfighting here. Da bir workshop olsa şu, daha doğrusu workshop değildi bu. Evet, R. Kolar. Instant horse. Tamam, şimdi şuna bir track tekrardan yapalım. Tamam, güzel. That's it. You're okay. Yeni bir treasure hunt. İyisi. Dedi ama hazine avı. Go. Ama şu anda şuraya kadar gelmiş ki onunla vakit harcamadım şu anda ya. Her seferinde aynı şey. Hop! Bu atlar bizden ne çekti ya? Bir tane temin için çok fazla risk alıyoruz. Tartışmak istiyorsan yüzebilirsin. Hemen gidi. Güzel tekneymiş. Senin mi? Hayır, onu çaldım. Babam bana küçükken traktörleri düz kontak yapmayı öğretmişti. Tekneler de farklı değil. Carlos'a doktor getirmeliyiz. Sana bol şans. Kan öksürüyor. Yardıma ihtiyacı var. Babam bir keresinde beni balığa götürmüştü. Costa del Mar'ın güneyine. Kendisi müthiş bir rençberdir ama bok gibi bir balıkçıdır. Yani rençber, çiftçi. Sabırsız. Dipteyken ipini koparttı. Hatta ve attı. Kendi dudağına kancayı taktı. O kadar kızmıştı ki suyun içerisinde dinamit fırlattı. Yani çok fazla balık öldürmüştü ama aynı zamanda da teknenin ortasında dev bir delik açmıştı. Koya dönebilmek için 5 kilometre yüzmüştük. Bütün tekneye yardım etmek için durmuştu ama babam onlara siktir olup gitmelerini söylemişti. Carlos'un hasta olmasının bununla ne alakası var peki? Demek istediğim, Carlos Montero'nun birinden yardım aldığı gün bütün cehennemin donduğu gündür. Evet, anladım. Bu tüm Montero'lar çok inatçı. Ben değilim, babam. Ya tabi tabi. Çeneni kapat. Siktiğiminin tütünü. Bizim insanımızı zengin etmesi gerekiyordu. Anton böyle söylemişti. Zaten bu şekilde seçildi. Evet, birçoğumuzda ona oy verdi. Onun sözlerine inandık. Adeta eski günlere döneceğimizi düşünmüştük. Eski günler gibi olacağını. Bir tür fanteziymiş. Ama çok fena yanıldık. Yani bir şeyleri düzeltmek istiyorsan birinin bizi iyi bir hizaya sokması lazım. Hepimizi bir araya getirmesi lazım. Ve bu kişi babam olmayacak. Ya arkadaşlar, bu arada diyaloğun bitmesini bekledim. Guapo arkada harap oldu timsah. Hayvan. Ulan bir susmadınız be. Carlos'un planı var mı? Onun planı ne hissettiğini asla asla kimseye söyleme. Kimseye de güvenme ayrıca. Özellikle kendi kızına. Ya sadece küçük minik Napolyon'un yoluna çıkardığı şeylere tepki ver. Bana yetimhanedeki hocamı hatırlattı. Sıkı, yani bok gibi kaba ama eğer seni severse ölümüne arkandadır. Böyle bir düşünce en sonunda bizim ölümümüze sebep olacak. Bosse'ye tepki vermeye devam edemeyiz.
Bu işe yaramıyor. Yeni bir şeyler denememiz lazım. O küçük orospu çocuğundan bir adım önde olmalıyız. O ölene kadar. Seninle beraberim. İyi cevaptı Dani. Arkadaşlar atmosfer efsane iyi ya. Meksika sigarası mı içiyorsun? Buradaki tütün Viviro'landı. Kendi tütünümüzü artık içemiyoruz. Oo, Jose Castillo bu. Anton'un şerefsiz yeğeni. Bunu görüyorum ve buna inanamıyorum. Ne yapıyor? Yani Teğmen'le beraber ve ya baktığımız şey bu. Ya daha çok bilim adamına benziyor ama. Hadi Jose'yi indirelim. Hayır hayır. Teğmen'e de vurabilirsin. E vuralım abi. Ne oluyor? Bilim adamının nereye gittiğini öğrenmem lazım. Hadi şurayı bir biraz bilgi için arayalım. Arayalım bakalım hadi. Evet Guapo'yu saldım üstüne. Aferin Guapo. Aslanım benim. Evet, journal'a bir bakalım. Şu andaki görevimiz destroy the poison for me. Turist, oh, bu değil ya, şu. Evet. Jose'nin özel adasındaki teğmeni ele geçireceğiz. Ondan sonra da Siniestra iskelesinde buluşacağız. Lieutenant hakkında şu anda bilgi aramaya geldik buraya. Aslına bakarsanız Lieutenant şu anda Jose ile beraber buralardan gitti. Bunlar kapalı. Tam zamanında. Bir tane köpek var bu arada. O köpeğe dikkat etmem lazım. Ulan herkes öldü, köpek kafadan ölmedi. Üç asker bir arada. Birileri daha var ama ablacığım birazcık.
Elçilik de gidiyor ne güzel ya. Mal gibi üçünü bir arada almaya çalıştığımız için böyle oldu. Guapo sakatlandı galiba ya. Aslanım benim. Timsah aslanım benim demek de. Ne kadar ironik. Tamam. Mermilerimizi toparladık geri. I see you, engineer. Tamam, ikisi de gitti. Ayıkana kadar konuyu ikisinin de hakkından geldik. Hadi abi, şunları almakta çok zorlanıyor ya. Bak, beni zorlama. Dur abicim dur. Ablacım aman diyeyim bak. Aman diyeyim heriflerin şeyi var. Sakın sakın. Şu geçsin. Adamların topu var ya, top atarı var. Makine tüfek değil o. Tamam moving değil, dur sakin ol. Sakin ol. Ben de. Allah Allah, hemen moving. Bu kapılar açılmıyor mu ya? Şuraya bakalım hemen. Tamam, bunu indirdin. Ay senin. Tamam gitti. Neyse tamam. Şu çatıya çıkalım. Burada kim var ya? Kaldır kafanı, kaldır. Buna 8x'i takmamızın faydaları işte. Zorlanmadan etmeden herkesi indiriyoruz. Da yalnız yani inside search zone diyor ama bu kapıların hiçbiri açılmıyor arkadaşlar. Ne? Şuralarda bir pencere mencere var mıdır ya? Her taraf kilitli gözüküyor. Her taraf kapalı ya. Bakalım.
Tamam, şuraya gidelim. Şurada sarı duman var. Bu sarı dumanda biliyorsunuz bir supply erzak düşmüş. Onları hemen bir alalım. Aa, güzel. That's fucked up. Even for Jose. Medic can't save you. Arkadaşlar hala searching area olarak burayı gösteriyor ama ne arayacağıma dair hiç fikrim yok. Journal'a bakalım tekrardan. Şuna ha. Search for the information on the light. Aa, bir dakika, herifi öldürdüğü yere gideceğiz. Şu şeyi öldürdü herifi. Şu herife bakacağız. Hayır, bir şey. İşaretlesene kardeşim ya. Neyse, bütün adaları araları gezmiş olduk. Evet arkadaşlar, bu bir davetiye. Sevgili Lopez, gerçek yara yararına olağanüstü hizmetinizin takdiri olarak Efendi Hava Kuvvetleri Komutanı Madrugada Viviro Operasyonu'nun büyük gözetmeni Karayip Aşili, gerçek yaralı ve ödül alacağınız General Jose Castillo'nun da yani katılmasına candan davetlisiniz. Yürekten. Aslan yürekli yiğitlik madalyası Sayo Villarreal'in kuzey noktasındaki özel konutta özel bir akşamda verilecekmiş. İçecekler, hediyeler falan filan sağlanacak. Katılımınızı onaylamak için en kısa sürede yanıt verin. This says Jose has a villa on the north side of the island. Evet. Şurada bir şey var. Tamam, ıvır zıvır aldık. Neyse. Adam mı var? Hostages. Vay ibne, grenade attı. Tamam ya, bayağı toparladık. Thank you. Ningún problema. Tamam, güzel. Bunu da free bıraktık. Serbest bıraktık. Şimdi şuraya doğru gidelim. Evet, bir map yapalım. Tamam, karadan gideceğiz buraya. Şuraya yola çıkıp arabamı çağırsam giderim herhalde. Da dog da dog serbest durmuyor ki. Vallahi köpek çık yani, asla tarzım değil hayvanlara zarar vermek ama. Bullseye. Motherfucker. İyiyiz ya, iyiyiz. Güzel, güzel gidiyoruz. Evet, şuradan arabamızı çağıralım. Aa, araba çağıramıyor muyum? Aa, eşeği oldu, eşek çağırttırmıyor. Adada olduğumuz için demek ki. Devam ediyoruz. Hadi. Come back, Hopper!
Ya üzgünüm ya, şu bir de hayvana böyle ses koymuşlar, iyice moralim bozuyorlar benim. Evet, gidelim bakalım şu partiye. Hemen şunu indirelim mesela. Ya sniper tüfek mükemmel oldu ya. Ucuna da susturucu saktık. Bir Allah'ın kulu duymuyor operasyonları. Evet, soldan mı ilerlesek, sağdan mı ilerlesek diye bakıyorum. Sağdan ilerleyelim. Bu arada bizim abla nerede ya? Sanıyorum ki burada Jose'nin bilgisayarı var etrafta. Nerede bu? Allah Allah. Hiç konuşmuyor. Konuşuyorsa bile duymuyoruz. O kadar uzakta. Şimdi şurayı bir gözlemle yapalım. Special Forces. Tamam, bize Special Forces falan işlemez kardeşim. Sen geç bunları. Sen rahat ol Danicim. Ben yanındayım. Ha, şurada bir lavuk varmış. Zaten bir tane tek galiba. E peki. 800 dürbümüz. Onu indirmeye yeter mi? Nereye gidiyorsun lan? Adam mermiyi neresine yediyse artık. Engineer. Ha siktir ya. 40 tane attık, bir tane vuramadık. Yani bizim de öküzlüğümüz yani, maşallah. Oh yeah. Çok attık ama olsun. Bu bizi hala fark etmedi sanırım tam olarak. Oh yes. Tüh. Neyse, bunun çok az mermisi kaldı. Şuradan aşağı iniyorum. Abi Montero karısı ne yapıyor yani gerçekten? Biz burada canımızla başımıza savaşıyoruz yani. Ne yapıyor? Bu şu an görebildiğimiz bir alan değil. Hoş geldin be. Hiç gelmeseydin. Sana yardımcı olabiliyor muyum? Canını arttırabiliyor muyum senin? Yok, arttıramıyorum. Oh.
egzotik müzik. Found it. Tamam, güzel. No password. Şifre koymamış ahmak. Let's see what we got here. Bakalım burada neyimiz varmış. Evet, bu lavabonun bir tane işkence odası varmış. İçeride dışlanmışların dolu olduğu. Buranın güneyinde bir fenerin altındaymış. Deniz fenerinin. Beni içeri sokabilir misin? Tamamdır. Ben burada kalacağım ve ne bulabileceğimi bakacağım. Tamam. Şurada okunacak bir şey var gibi duruyor. Thorn Diary Entry. Küçük orospu çocuğu Diego. Anton benim ismimin olduğu yolun ismini değiştirmiş. Bu küçük hata her şeyi bombok ediyor. Onun odasına gizlice sızıp onun çoraplarının içine sıçacağım. Bu bir isyan şeyi ya, yazısı. Yani çok önemli bir şey değil. Jose'ye bak sen. Bunları toparlayalım. Sniper rifle almamız gitmişti. Porno mic mi? Bu ne lan? Tamam, şuraya gideceğiz. Şu arabaya atlayabiliyor muyum? Ne olur olsun çünkü. Müziğe bak. Köpeği de ezdik. Devam ediyorum. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. Oh my god, stop bro, I'm stuck. Can you help me? Abi bir dakika, ortalık karıştı. Oğlum önümü görmüyorum lan. Allah Allah. Abi kaç 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 kaç. Geleceğimiz yere geldik de. Adama çarptık. Adam arabamızın önünde buraya kadar getirdik. Bedava yolculuk etti yani. Tam Guapo burada. Ben şurada uzaktan avlarım herhalde onları ya. Adamlar burada olduğumun farkında da. Abi bir hareket etmeyeceksen dur orada sabit. Ay senin ben ya. Şuradan devam edeceğim. Get them. Here. Tamam, aldım ya, aldım. Abi 6 mermim kaldı hadi. Ağzına tüküreyim. Yemin ediyorum buna daha iyi öldürüyorum ha. Evet, silahımız biraz ısındı. Nerede oğlum?
Güzel. Şu girişe gideceğiz. Guapo yok, bizden önce gidiyor. Please, Gras, help me. Yes. No problem. Gracias. Jose is a monster. Bence de Jose bir canavar. Evet, Espada'cığım. Jose burayı sadece onun küçük işkence odası olarak kullanıyormuş. Burada dışlanmışlar vardı ama onları özgür bıraktım. Yani şaşırmamalıydım. İyi işti Dani. Bilim adamın işlerinin nerede olduğunu buldum. Yani daha önce gördüğümüz bir yerde. Onun laboratuvarı Revmira'da. Benimle orada bulmuş. Bana ne olduğunu tam olarak söyleyecek misin? Tamam, bilmeni... Öğrenmeni istediğim zaman öğreneceksin. Tabii ya. Gel abicim gel. Evet sevgili arkadaşlar. Jose'nin operasyonunda bayağı iyi ilerledik. Yalnız bu bölümü artık şunu da öldürdükten sonra durduralım diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Tam bu noktadan kaldığımız noktadan bu arabaya binip 2 kilometredeki yere gideceğiz. Evet, bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve oyuna kalın. Bye.